Geri dönüş olsa geri dönüş. Müzemiz 2001 yılında Türkiye'nin ilk özel zeytinyağı müzesi olarak kuruldu. Daha sonra biz Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlandık ve yaklaşık yılda müzemizi 50 bin ziyaretçi ziyaret etmektedir, yerli ve yabancı olarak. Biz gelen ziyaretçilere elimizden geldiği kadar zeytini ve zeytinyağını anlatmaya çalışıyoruz ve doğru bildikleri yanlışları düzeltmeye çalışıyoruz. Ve bu görmüş olduğunuz hazne alınıyor. Bunun özelliği alt tarafı yekpare gelen taştır ve üzerindeki taşların her birinin ağırlığı aşağı yukarı 1,5 tonudur. Çekirdeklerle beraber atılan zeytin aşağı yukarı burada 45 dakika, 1 saat boyunca kırılıyor, yoğruluyor ve hamur haline getiriliyor. Kıvamı olduktan sonra biz bu kapağı açıp zeytin hamurunu bu hazneye alıyoruz. Burhaniye'den işte bu köyümüz olan Ada Tepe köyüne üretimin yakın olması için buralara geldik ve bu bina eski bir binadır, sabunhane fabrikasıdır, sabunhanedir, bir eski zeytinyağı fabrikasının müştemilatı. Burayı bir öncelikle üretim hattımız haline getirdik. İşte şu görmüş olduğunuz işte taş değirmen, pres, mengene de biz uzun yıllar üretim yaptık. Daha sonra üretimimizi başka bir fabrika binası satın alarak oraya taşıdık. Halen devam ediyoruz. Ancak bu işte üretimde olduğumuz 20 sene boyunca işte elimizde çok değişik materyaller, zeytin ve zeytinyağı kültürüyle ilgili materyaller geçti. Bunları bir sergileme fikri ortaya çıktı. Biz 5 ortağız. Bu 5 ortak bir arkadaşımız da sanat tarihçisi. Bu işte müze fikri beraberce oturuldu. İşte eldeki envanter çıkartıldı ve Kültür Bakanlığı'na başvurduk. Belli bir çalışmanın sonunda müzemiz açıldı. İşte antik çağlardan, yani bu antik Yunan, Bizans, Roma dönemi, Osmanlı dönemi, Cumhuriyet'in ilk dönemlerine ait epey bir malzeme, ekipman burada sergilenmekte. İlk birkaç sene tek müze olarak Kültür Bakanlığı Çanakkale Arkeoloji Müzesi'ne bağlı olarak çalıştık. Şimdi birden fazla müzenin açıldığını duymak da bizi mutlu ediyor tabii bu konuda hizmet veren. Bunu da devam ettirmeyi, gücümüz yettiğince devam etmeyi düşünüyoruz ve istiyoruz. Burada 200'e yakın objemiz var. Hepsi envanter, kültür envanterine kayıtlı. Ama bu her geçen gün artıyor. Şöyle ki işte müzayedelere katılıyoruz. Bağışlarla çeşitli malzemeler bize ulaşıyor. Bunları işte usulüne uygun olarak bakanlık ve arkeoloji müzesi yetkilileriyle danışarak envanterimizi alıyoruz ve sergilemeye devam ediyoruz. Ülkemizde kişi başı zeytinyağı dediğim gibi 2 litreye yakın tüketilmektedir. Bu da aşağı yukarı maliyeti 60 lirayı bulmaktadır. Oysa ki biz öyle şeylere paramızı harcıyoruz ki zeytinyağına geldiği zaman bu konuda biraz cimri oluyoruz. Çünkü biz zeytinyağını tanımıyoruz ülkemizde. Yani her geçen gün artan butik üreticiler sayesinde ve zeytinyağının her geçen gün biraz daha trend olması sayesinde internet haberleri olsun, gazetelerde çıkan haberler olsun,
bazı sabah programlarında çıkan söyleşiler olsun. Bunun sayesinde zeytinyağı ülkemizde daha çok tanınıyor ve daha çok tüketilmeye başlıyor. Benim size nacizane tavsiyem, evlerinizde özellikle ayçiçek yağını ve mısır özü yağını uzaklaştırıp muhakkak yerine zeytinyağını koymanızdır. Çünkü zeytinyağı dediğim gibi içinde bulundurduğu oleik asit sayesinde, ki anne sütünden sonra bir de zeytinyağı da vardır, çok faydalı. Özellikle bebeklerde beyin hücrelerinin sinir gelişiminde aç karnına, tabii ki doktorunuza danışarak, bir çay kaşığı zeytinyağı tüketebilirsiniz. 12 yaşına kadar çocuklarda bir tatlı kaşığı olabilir. Ve yetişkinlerde ise sabahları kalktığımızda kahvaltıdan yarım saat önce muhakkak bir çay kaşığı, bir çorba kaşığı zeytinyağı tüketmemiz doğrudur. Aksine zeytinyağı ile siz kızartmalarınızı yapabilirsiniz. Bakın, bize yıllarca şöyle söylediler: zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman. Biliyorsunuz ki mısır, en fazla mısır Amerika'da var. Yani mısır Amerika'nın bir numaralı ihracat ürünlerinden bir tanesi. Bizim ülkemizde zeytinyağlı kızartma yapılamayacağını öyle bir imaj oluşturup bize mısır özü yağını satmaya çalıştılar. Halbuki mısır özü yağınızla siz kızartma yaptığınız zaman veya ayçiçek yağınıza kızartma yaptığınız zaman bu iki yağ da rafine işlem gördüğü için siz göz göre göre kansere davetiye çıkartıyorsunuz. Oysa ki zeytinyağında herhangi bir kimyasal işlem, herhangi bir rafinasyon işlemi yoktur. Zeytinyağı da tıpkı portakal suyu gibi sıktıktan sonra anında tüketilebilecek bir üründür. Tepe olarak 20 senedir zeytinyağı, butik zeytinyağı imalatı içerisindeyiz. Natürel sızma zeytinyağı imal ediyoruz, üretiyoruz. Bu üretimimiz hakikaten butik ve çok seçilmiş. İşte zeytin, bu bölgenin zeytinini kullanıyoruz tabii ki. Kendi üretimimiz, onun dışında başka bir şey, zeytinyağı satışını yapmıyoruz. Tabii ki bölgesel zeytin satışımız da var. Bu bölgeden işte toplanan zeytinlerin işlendiği, işte kırma zeytin, çizik zeytin, çevirme zeytin dediğimiz tuzsuz zeytin üretimimiz var. Bir de çok önemli bir imalat kolumuz da zeytinyağlı sabun imalatı. Bu geleneksel yöntemlerle, yani kaynama yöntemiyle imal edilen geleneksel zeytinyağı sabunu imal edip satıyoruz. Bunların bir kısmı organik sertifikalı uçucu yağlar kapsıyor. Burada da işte lavanta, biberiye, portakal gibi bir takım ürünler var. Portakallı ürünler var. Bu üretimlerin belli bir kısmını cüzi de olsa yurt dışına, özellikle Japonya'ya ihraç ediyoruz. Ancak çok limitli satışımız. Onun dışında yerli pazarda gerek mağazalar gerekse internet üzerinden satışlarımız devam ediyor. Evet, Refika'nın hikayesi bu bizim Adatepe köyünde yaşamış Refika isimli, daha doğrusu köye gelin gelen bir kızın hikayesidir. Bu Papazlık köyünden olduğunu biliyoruz. Bizim Adatepe köyüne 1900'lerde işte gelin geliyor. Gelin ama o sırada savaş var. İşte evleneceği insan askere çağrılıyor. Ancak Refika bir nedenle asımları tarafından rahatsız ediliyor bu evleneceği kişinin. Evleneceği kişi askerden kaçıp bu Refika'yla buluşmaya geldiğinde öldürülüyor. Refika bunun üzerine bir takım türkülerimiz, bu bölgeye ait düğünlerde çalınan türküler var. Daha sonra bu Refika bu bölgede bulunan, o tarihte bulunan art niyetli kişiler tarafından diyeyim kaçırılıyor. Bir müddet alıkonuluyor. Daha sonra işte onlardan kaçıp kurtulup
o sırada çekilmekte olan Yunan ordusu subaylarının biriyle kaçıyor. Senelerce kendisinden haber alınamıyor. Geri döndüğünde ise maalesef halk tarafından pek sevgi görmüyor ve daha sonra da tekrar muhtemelen geri dönüyor. Bu bizim Refika'nın buralarda bilinen öyküsü. Biz bu resimlerde ise bunu bir tepsi üzerinden aldık. Olsa olsa dedik, hani Refika budur, bir yakıştırma resim. Ve müzemizde ve işte firmamızda bir amblem haline getirdik ve kullanıyoruz.